De şimdi halka arzları konuşarak başladık bu bölüme. Global tarafta da rekorları gördük dedik. Satış adedi olarak da, hacim olarak da, halka arz edilen şirket olarak da. İşte Türkiye'de de bu trend devam ediyor. Özellikle yenilenebilir enerji, enerji tarafı, atık tarafı buna dair yoğun bir talep var diye. Bunlardan bir tanesi de Biotrend. Biotrend çevre ve enerji yatırımları payı 28 Nisan itibariyle Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Yani bugün işlem görmeye başladı. 18 TL gibi bir bas fiyatı vardı. Şu an hissenin fiyatı 17 lira 25 kuruş seviyesinde. Ekranında arkadaşlarımız getirdi. Halka açıldıktan sonra tüm detayları konuşacağız. Hem hisse performansı hem orta uzun vadede beklentileri, bio trende dair detayları Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan bize aktaracak. Davut Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hayırlı olsun bu yeni süreç hem sizin için hem de Biotrend için. Biraz sizden dinleyelim hikayeyi. Biotrend olarak özellikle çevre ve enerji yatırımları yapıyorsunuz ama şirket neler yapar, neden halka arz oldunuz? Buradan elde edilen gelir, orayı sizden duyalım. Tabii ki bizim aslında projemiz entegre atık yönetimi ve elektrik üretimi olarak söyleyebiliriz. Çünkü biz sadece elektrik üretmiyoruz, aynı zamanda katı atık yönetimi yapıyoruz. Bizim son 4 yıldır yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda şu anda geldiğimiz noktada 17 tane santralimizi hazır ediyoruz. Bunlardan 3 tanesi şu anda halen inşaat aşamasında ama Haziran sonuna kadar bu yeklem sürecinde yararlanacak projelerimiz bunlar. Burada çöpten elektrik üretiyoruz. Türkiye'de her birimiz günde 1 kilo çöp üretiyor. Türkiye'deki 80 milyon nüfusu dikkate aldığımızda 80 bin ton günlük çöp üretim var Türkiye'de. Bunun 45 bin tonu işleniyor. Biz 45 bin ton işlenen bu çöpü Biotrend olarak %20'sini işliyoruz. Yani burada aslında %20 pazar payına sahibiz diyebiliriz. Burada çok büyük büyüme potansiyeli var. Büyüme fırsatları olduğunu gördük. Bu 17 tane tesisten 15 tanesi çöpten elektrik üretiyor. 2 tanesi de zirai atıklar ve orman atıklarından elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Burada belediyelerin çöplerini bizim alanımıza getiriyor. Biz burada fermantasyon tankları ve landfill borulama sistemiyle 2 çeşit gaz elde ederek bu gazlardan elektrik üretmiş oluyoruz ve bunu da yekleme satıyoruz. Biliyorsunuz devletimizin burada özellikle yenilebilir enerjide ve özellikle biyogaz ve biyokütleyi de özellikle destekliyor. Bütün bu projelerimiz bizim her birisi 10 yıl devlet alım garantisi altında ve en yüksek fiyatlamadan yapılıyor. Biz de buradaki fırsatı gördüğümüz için, burada büyük büyüme fırsatlarını gördüğümüz için, çünkü bu Türkiye'de de çok daha yeni bir proje. Bildiğim kadarıyla da bu alanda halka arz edilen ilk firma olmuş olduk. Bunun yurt dışında da çok büyük fırsatlar olduğunu gördüm. Çünkü bizim Türkiye'deki bunun payı, tüm enerji üretimi içerisindeki payı daha %1,5 seviyesinde. Yenilebilir enerji tarafında ise payı %3 seviyesinde. Oysa bunun Çin'de %13, Brezilya'da %12 ve Amerika'da %10 civarında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada büyüme fırsatları var ve özellikle katı atık yönetiminde bu orman ürünleri ve zirai atıkların Türkiye'de de yapabileceğimiz çok bölge olduğunu biliyoruz. Onun için bu bölgeleri araştırıyoruz. Halka arzla ilgili de çok ciddi bir katılımcı oldu. Bireysel tarafta 20 kat talep geldi. 252.834 kişi başvurmuş. Biz burada bireysel tarafta herkesin taleplerini %5 oranında karşılayabildik. Kurumsal tarafta ise burada seçici olduk. Özellikle uzun vadeli kalacak olan fonları tercih ettik. Emekli sandıkları gibi. Ve yolumuza çıktık. 750 milyon lira bir halka arz büyüklüğümüz vardı. Bunu tamamını gerçekleştirdik. 18 liradan çıktık. Biz şirketimize güveniyoruz ve dolayısıyla bu önümüzdeki 10 iş günü boyunca da bizim halka arz fiyatından, yani 18 liradan alım garantimiz var. Bunun %45'ini zaten taahhüt ettik. Bu da bizim şirketimize olan güvenimizi gösteriyor. Böyle bir başlangıç yaptık. Bize uğurlu da geldi. Dün biraz önce de kapta açıkladığımız üzere dün de yeni bir ihale aldık. Bir belediyeler
Birliği'nin özellikle Ayvacık, Bizine, Bayramiç, Geyikli, Bozcaada ve Küçükkuyu belediyelerinin bir ihalesine girdik. Bu ortak belediyenin ihalesini de aldık. Yani burada aslında 18. santralimizi de şimdi başlatmış oluyoruz. Bu entegre katı atık yönetiminde neler var diye sıralayacak olursak bizim bertaraf gelirlerimiz oluyor. Ayrıştırma tesislerimizde, bu ayrıştırma tesislerini diğer tesislerle de tamamlamayı düşünüyoruz. Bu Alkar'dan gelecek paranın önemli bir bölümüyle de bu tesislerimize verimliliklerin artışı, yeni kaynak için, yeni karlılıklar için fırsatlarda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Mesela ayrıştırma tesisimizde biz gelen çöpleri içerisinde camı, demiri, plastiği, kartonu bunları ayırarak örneğin plastikleri tekrar ham madde firmalarına satarak burada bir gelir elde etmiş oluyoruz. Ayrıca AYT geliri dediğimiz atıktan üretilmiş yakıt elde ediyoruz. Mesela buhar satışı planlıyoruz. Ezine'de organize sanayi bölgesinde Mayıs ayında bitecek olan santralimizde organize sanayi bölgesinde ve gıda üreticilerinin yoğun olduğu bir bölge. Dolayısıyla oradaki bu gıda sanayicilerine buradaki buharımızı, buradaki sıcak suyumuza satmayı planlıyoruz. Bir diğeri ise seracılıkla ilgili de Malatya'da bunun küçük bir çalışmasını yaptık. Şimdi diğer santrallerimizde de Sivas'tan başlayarak burada da seracılık yapmak istiyoruz. Çünkü burada bizim en önemli kaynağımız sıcak su elde ediyoruz. Ve seracılıkta da bu çok önemli biliyorsunuz. Ayrıca kompost gübre çalışmamız var. Bunun ARGE çalışmaları devam ediyoruz. İzmir'de bu gübreyi üretmeye başladık ufak ufak ve burada örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün bu üreteceğimiz gübreleri talip olduğunu bize bildirdi. Ayrıca karbon satışıyla da ilgili bir sertifika müracaatımız var. Biliyorsunuz biz temiz enerji işliyoruz ve bu sertifika sayesinde de karbon satışını da yapmış olacağız. Yani güzel bir Alkarz gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Çok fırsatlar var. Yurt dışını da radarımız aldık. Balkan ülkelerinde önden görüşme yaptığımız ülkeler var. Önümüzdeki günlerde buranın ziyaretlerini gerçekleştirip daha Türkiye'de yeni olan bu projenin Afrika'da ve özellikle Balkan ülkelerinde de devlet alım garantisi olan Türkiye'deki gibi bölgelere de bu projelerimize girmek istiyoruz. Yani kaynaklarımızın ikinci bölümünü yeni yatırımlara. Birinci önemli olan kaynakların ilk girdileri de verimlilik artışlarında kullanmak istiyoruz ve yine yüksek faiz olan kredilerimizi de indirmeyi düşünüyoruz. Zaten bizim ne kadar şu an borçluluğu BioTrend'in? Dövizlerimizde bizim borcumuz bu güncel olarak yaklaşık 400 milyon civarında. Zaten dün itibariyle de şirkete bu oranda, bu miktarda bir para girdisi oldu biliyorsunuz. Bizim burada taahhüt ettiğimiz Alkars fiyatından alım garantisi için taahhüt ettiklerimiz holding grubunda kendi hisselerimizle ilgili taahhütte bulunduk. Giren tüm para %100 zaten BioTrend tarafına ait olanlar şirket kasasına girdi. Peki Alkars gelirleriyle o zaman aslında o borcunuzu da kapatıyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. Bir yani kısmını. Biz burada izahnamede belirttiğimiz gibi yani üçte bir diyebiliriz. Yani üçte birlik bir bölümü. Çünkü bu kredilerin içerisinde 2028 yılına kadar vadelendirilmiş uzun vadeli krediler var. Zaten döviz cinsinden kredilerimizin çoğunu ama bizim gelirlerimiz de döviz cinsinden aynı miktarda. Çünkü devlet alım garantisi olduğu için biliyorsunuz bunları 13 sentten şeye satıyoruz, yekleme satıyoruz. Şimdi Davut Bey, hissenin şu an geldiği seviye, halka arz edilen fiyatın bir miktar aşağısında. Yatırımcılar, izleyiciler de soruyor neden geri çekildi diye ama ben de izninizle size sözü vereceğim. Onun öncesinde şunu da izah etmek istiyorum. Zaten son dönemde Borsa İstanbul'da bir anomali var, sağlıksız bir fiyat hareketi var. Yani halka arz edilen şirket üst üste tavan tavan gidecek diye bir kayda yok. Kaldı ki bu sağlıksız bir fiyatlama, sağlıksız bir hareket. Dolayısıyla her şirket için bunu sizi tenzih ediyorum, sizin özelinizde söylemiyorum. Genel trendten maalesef küçük yatırımcının böyle bir beklentisinin olması zaten normal
değil. Hisselerde bir düzeltme olabilir, düşebilir, yükseliş de olabilir ama nedense küçük yatırımcıda böyle bir beklenti oluyor. İlla 3-4 gün, 5-6 gün üst üste sanki %10-10-10 tavan tavan gitmek zorundaymış gibi. Bunu bir kenara bırakarak soruyorum. Şu an yaklaşık 17 lira 30 kuruş seviyesinde seyrediyor hissenin fiyatı. Buna ilişkin ne dersin? Sizce yüksek bir seviyeden mi halka arz edildi? Yani pahalı mıydı değerleme yoksa değerleme fiyatını normal mi buluyorsunuz, makul mü buluyorsunuz? Yok, değerlendirmeyi biz çeşitli kuruluşlara yaptırdık zaten. Ayrıca da burada çok değerli bankalarımız var. Hani burada konsorsiyum üzeri, Deniz Yatırım gibi, DSKB gibi bankalarımız var. Zaten değerlendirmemizle ilgili bir sıkıntı olmadığı için 20 kat bir fiyat. Doğru, talep yüksekti. Burada kalıcı olan yatırımcıları özellikle kurumsal tarafta seçtik. Maalesef sizin dediğiniz gibi böyle bir algı oluştu. Yani bir de çok halka arz oldu. Yani görüyorsunuz bugün de yine halka arz var. Bizim çıktığımız zaman 2-3 şirket böyle aynı hafta içerisinde halka arzlar oldu. Sonuçta yatırımcıların da sınırı, yani sayısı belirli. 252 bin kişi gelmiş. Bu 252 bin kişinin tabii ki bazıları işte fiyat arttığı anda çıkayım diye böyle düşünceler olanlar olabilir. Önemli oradan olan burada kalıcılık, süreklilik. Biz aile olarak 87 yıllık bir önemli markamız var biliyorsunuz. Mobilya tarafında da. Yine 50 yıllık sanayiciyiz. Yani biz kazancımızı gerçekten hep üretimden kazanmış hale, yani kazanarak bugünlere geldik. Ben bunların geçici olduğunu düşünüyorum. Yani zaten belirttiğim gibi de biz diğer şirketlerden de farklı olarak burada 10 gün boyunca, yani 10 iş günü boyunca alım garantisi verdiniz 18 TL'den. Bu paramız da zaten orada bekliyor, bankada bekliyor. Yani bugün de yarın da neyse bunları alımlarını yapacağız. Biz çok kısa vadeli düşünemeyiz. Burada 18 tane tesisten söz ediyoruz. Türkiye'nin 6 bölgesine yayılmış. Ve çok ciddi fırsatlar var. Yani ben bunun birkaç saat değerlendirmenin yanıltıcı olacağını. Kesinlikle orta uzun vadeli zaten kalıcı yatırımcıları çağırıyorsun. Sürenin sonuna geldik ama bir iki cümleyle şunu çok merak ediyorum Davut Bey. Şimdi Türkiye son yıllarda Avrupa'nın en büyük çöp alıcısı oldu diye haberler var. Doğru, rakamlara baktığımızda dünyada çöp ithalatının artmasıyla Türkiye'nin payına düşen rakam da çok arttı. Avrupa'da inanılmaz fazla çöp ithal ediyoruz. Ve çevreciler buna karşı çıkıyor. Bu kadar çöp ithal etmeyelim, Türkiye bir atık merkezi olmasın diye. Ne dersiniz buna ilişkin? Bizim çöp ithalatımız yok. Onun için hani çok açıkçası bildiğim bir konu değil. Biz tamamen belediyelerle yapmış olduğumuz anlaşmalar üzerinden gidiyoruz. Burada İzmir, Malatya, İnegöl, Sivas, İskenderun gibi hani işte sayabileceğim bir sürü belediyenin çöplerine biz talibiz. O belediyeler de bu çöpleri sağımıza getiriyor. Şu anda da herhangi bir yurt dışından şu an ithalat yapmıyorsunuz bu anlamda. Biz ithalat yapmıyoruz. Evet, biz tamamen burada kendi belediyelerin bize getirmiş olduğu çöpleri işliyoruz. Peki. Yani burada çok büyük fırsatlar olduğunu görüyoruz. Yani çöp işine girerken de aslında biz kardeşimin de deyimiyle pırlanta işine girdiğimizi söyleyebilirim. Peki, bu bizi oldukça motive ediyor. Çok teşekkür ediyorum Davut Bey. Süreçte hayırlı olsun diyelim tekrar Biotrend için. Doğan'la Holding, sağ olun, yönetim kurulu başkanı Davut Doğan'ın görüşlerini aldık. Kısa bir ara, aranın arkasından enflasyon dair beklentileri konuşacağız ve İsfertek'le ilgili.